restorasyon çalışmaları bu dönemde hızlı bir şekilde tamamlanıp hizmete sundu. Türkiye'nin kiliselere sahip çıkmadığını iddia etti. Bakan'dan sert yanıt aldı. Yani keşke herkes bizim sahip çıktığımız kadar sahip çıksın. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmeleri 20 Kasım'da komisyonda tamamlandı. Görüşmeler sırasında Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li Garopaylan arasında tartışma yaşandı. Bak burada 21 tane kilise var. Restorasyonla başlamış yapmış. Bakan HDP'li Garo kiliselerin restorasyonlarına ilişkin sorusuna yanıt verdi. 21 kilisenin restorasyonunun yapıldığını belirten Ersoy, Türkiye'ye hedef alan Paylan'ı eleştirdi. Benim zoruma giden siz deniz yani yurt dışında bir camiye bir şey yapsalar şunu yapsa ben zıplarım dediniz, isyan ederler. Ya Azerbaycan'da Karadağ'da Şuşada yerle bir ettiler çıkıp Ermenistan Paşinyan'a bir mektup yazdınız mı? Parlamento'ya bir mektup yazdınız mı? Ersoy, Avrupa'da Osmanlı döneminden kalan eserlerin restorasyonu için TİKA ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak başvuruda bulunduklarını ancak izin verilmediğini sözlerine ekledi. Yurt dışında biz, bakın bak çok daha etkili bir şey söyleyeceğim size. Biz başvuruyoruz vakıflar ve TİKA olarak. Verin bunu bir restore edelim diyoruz. Ona dahi izin vermiyorlar bakın.